Çok çalışma oldu. Bunlardaki en büyük problemimiz ne? Uzay istasyonlarında işte o da bahsedilen konu ağırlık olmayan yani yer çekimi olmayan bir yerde bitkiyi nasıl üreteceğiz? Buydu. Bununla ilgili çok deneyimler oldu. Yani denemeler oldu. Şöyle bitkiyi yer çekimsiz bir yere veya mikro yer çekimli bir yere koyduğumuz zaman bitkinin ne hareket edeceğini bilmiyoruz. Yani işte bahsettiğimiz konu şu. Kök vermeye başladı. Kökler nereye gidecek? Yer çekimi yok. Evet. Şimdi veyahut da beslenme nasıl olacak? Evet, toprakla götürdük bir saksıda bitkiyi götürdük ama bu su bitkinin nasıl ona, su nasıl içinde bahsettik? Kalacak? Şimdi bunlarla ilgili çok önemli bir gelişme oldu. O da şu, baktılar ki sonuç olarak yapılan tüm deneyimler, biraz hızlı geçiyorum aslında, bu çok uzun bir konu. Ballandıra ballandıra da anlatabiliriz ama. Şöyle baktılar ki bitkiler akıllı. Yollarını buluyorlar. Nasıl? Tabii şu mikro, bakın bu çok önemli bir konu. Mikro bir yer çekiminde bile bitkinin hareketi, yani köksel hareketi aşağıya doğru olduğu için yine aşağıya doğru olduğunu gözlemlediler. O, şimdi bu müthiş bir gelişme. Mikro ölçüdeki yer çekimi yeterli aşağısı oluyor. Neresi? Aşağısı uzayda neresi? Aşağısı önemli neresi? Olan şu. Ben. Bitkinin işte dikey olarak herhangi bir yerde konumlandırın, onun aşağısına doğru işte kendine göre aşağısı oluşturduğuna bakın. Şimdi burada iki tane bir şey konu var. Bunlardan bir